Hocam izleyicimiz diyor ki eşim evlatları arasında ayrım yapıyor. Önce hep oğlu olsun istedi ama kızımız da olunca oğlumuzu ihmal etmeye başladı. Hmm. 9 yaşındaki oğlum bu duruma çok üzülüyor. Ne yapmalıyım hocam? 9 yaşında. Ya bak aynı problemler ya. Aynı problemler. Yani erkek evlat diye, efendim kız evlat diye, yani bunu ayrım, insanların kafasındaki bir ayrım bu. Allah Rabbimizle, kitabımızla, peygamberimizle, diğer peygamberlerle uzaktan yakından ilgisi alakası olmayan şeyler bunlar. İnsanın egoları. Yani insan bu bir enaniyettir. Bu bir aynı zamanda bir kibirdir. Bu aynı zamanda kendini Müslümanlığın dışında farklı bir konuma koymaktır Alişan için benim ya. Yani çocukları arasında ayrım yapmak demek başlı başına bir insanın imanını götürür. İbadetlerini götürür. Hepsini ezer geçer, siler geçer. Çocuklar arasında ayrım yapan birisi zaten iyi biri değildir ya. Yani kesinlikle. Yani ruhu iyi biri değildir. Yani nasıl yapabilirsin ki çocuğun arasında? Şöyle bir şey yapmış bu arkadaşımız ben sonradan anladığım kadarıyla. Önce yani oğlunu ihmal etmeye başlamış. Bu da evet. Çok tam genelde toplumda kız çocuğu ihmal edilir. Böyle öyle yani böyle bir anlayış vardır. Bu oğlunu ihmal etmeye başlamış. 9 yaşındaki oğlum durumdan çok üzülüyor. Ne yapmalıyız? Yazık günah. Çok güzel cevabı var bunun. Yine az önceki soruda olduğu gibi cevabımız bu. Anne bunu tolere etmeye çalışmalıdır. Yani babasına düşman bir birey, bir çocuk meydana gelmesini engellemeye çalışmalıdır. Mümkün mertebe yorumlamaya çalışmalıdır. 9 yaşında olduğu için böyle çok bence buradan, iki boyutlu, üç boyut. He? Bence buradan babaya bir şeyler söylememiz lazım hocam. Babaya bir şeyler söylemek gerekiyor ama anne soruyu soruyor. Anne soruyu sorduğu için de ben ne yapmalım diye çok üzülüyor. Ne yapmalıyız diyor. Hı hı. Şimdi orada olduğumuz için ikisi şu anda aramışlar bizi. Sıkıntıyı onlar söylüyorlar. Önce anne. Baba ha, baba doktora gelmedi. Yani baba doktora gelmediği için ona sipariş ilaç gönderemiyoruz. Ama dediğiniz gibi gerçekte temelde eğer doğru söylüyorsa baba tabii ciddi bir yanlış içerisinde ciddi bir hastalık, manevi bir hastalık, bir buhran içerisinde. Ama şu andaki problem diyor ki bunu ne yapmalıyım ben, ne yapabilirim? Bir kere çocuğa çok sirayet ettirmemeye çalışmalı. Yani orada şöyle söyleyeyim. Aziz kardeşim benim, sık sık bunu söylüyoruz. Çünkü insanın kişiliği, karakteri efendim küçük yaşlarda oluşuyor. Yani 8 yaşında, 9 yaşında, 15 yaşına kadar karakterler oturuyor. O yaşlarda babaya düşman dolayısıyla orada babaya düşman ya da düşman kavramı diye bir kavramı insanın zihnine, çocuğun zihnine yerleştirdiğiniz an, efendim düşman diye bir kavram yerleştirdiğiniz an, bugün Gazze'de yaşadığımız şeydir o da. Yani şimdi insan kendi kendine düşünüyor. Yani ekmek almaya giden iki tane kardeş. Bir tanesini vuruyorlar. Küçük çocuk. Bir tanesini vuruyor. O düşüyor. Diğer çocuk da onu kurtarmaya çalışıyor. Yani onun kardeşini, ikiz kardeşini, onu da onun üzerine düşüttürüyor. Ve bundan haz alıyor. Bak böyle yaşlarda bu düşmanlık kavramını, kini ve nefreti o insanın kalbine yerleştirdiğin an, 20'sinde, 30'unda, 40'ında artık o bir efendim öldürme makinesine dönüşmüştür. Onun için ben diyorum ki bu yaşlarda program oluştururken bir düşman kavramı, bir hınç alma, bir öç alma efendim zihniyetini, ahlakını, duygusunu çocuklarımıza yerleştirmememiz gerekiyor. Uzak. Temel amacımız babayı kurtarmak değil. Temel amacımız hem o insana mutlu bir hayat yaşatmak, yani mutlu bir yaşam sürmesini sağlamak hem de diğer insanları kurtarmak. Hı hı. Onun için ben oraya biraz vurgu yapıyorum Alişan kardeşim benim. Yoksa öbür türlü yani bir şeyler söylersiniz geçer gider. Anne bu şeyi çok iyi anlamış. Mümkün mertebe tölere etmeye çalışsın. Ama belli bir yaşa geldikten sonra mesela dinimiz üzerinden de tölere etmeye çalışsın. Mesela dinimizle alakalı da mesela biraz önce Mustafa hocamın okuduğu şeyde, ayeti kerimelerde de çok güzel. Yani iyilik üzerine konuşuyoruz. Konumuzda ana konusu iyilik, iyilik yapmak. Mesela İbrahim Aleyhisselam ateşe atan insanlar. Mancınıkta ateşe atan. Yani ölümlerden ölüm beğen diyor ya, öyle bir ölüm şekli yapıyorlar ki. Ona rağmen Cenab-ı Hak şey yapıyor. وَمَنْ اَصَانِي فَاِنْ Allah'a İbrahim Aleyhisselam şöyle dua ediyor. Evet, insanların büyük bir bölümünü bunlar yoldan çıkardılar. رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَانِي فَاِنَّهُ مِنِّي Benim yanımda olan iyi davranan zaten benimle. وَمَنْ اَصَانِي Eğer isyan ederse, bu yanlışları yaparsa, böyle yaparsa فَاِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ Ya Rabbi sen bağışlayansın. Onların da bağışlanmasını senden talep ederim ben diyor. Buradan bize ahlak atıyor İbrahim Aleyhisselam'ı anlatarak. Baba yanlış yapıyor. Baba yanlış yapıyorsa öyleyse
biraz daha çocuk da bunu hissediyor. Ey de ben de orayı körükleyeyim. Hani yangına körükle gitmek dediğimiz şey bu. Mümin yangına körükle gitmez. Mümin yangını söndürmeye çalışır. Söndüremezse azaltmaya çalışır. Burada böyle bir sıkıntı var. Annemize özellikle bu soruyu sorduğu için teşekkür ediyoruz. Ama doğru bir yolda gidiyor. Sakın o da sevmiyorsa eşini oradan körükleyerek, yani nasıl olsa ben eşimi sevmiyorum, çocuklarım da sevmesin gibi bir yola onları sürüklemesin. Çünkü büyüdüklerinde diğer insanlarla ilişkilerine bu sirayet eder aziz aynen dostum benim. Temel amacımız babayı kurtarmak değil. Temel amacımız çocuğu kurtarmak. Temel amacımız, temel gayemiz çocuğun geleceğini kurtarmak, insanı kurtarmak, insanlığı kurtarmak. Evet. Öyle hareket etmemiz gerekiyor Alişancığım. Bir de babaya söyleyelim hocam. Baba, Müslüman bir baba dinen nasıl bir hata işliyor? Çocuklar evet arasında ayrım yaparak. Evet. Yani bir de bunu babaya da bir şeyler söylememiz lazım bence. İnsanlık tarihi. Ki böyle düşünen evet çok babalar, anneler de var mesela. Anneler de genelde hani böyle erkek çocuklarını böyle biraz kayırır ya hocam. Evet. Yani o da çok enteresandır. Ama ya babaya şöyle söyleyeyim. Babaya laf diyelim diyorsunuz ya. Bu babaya söylenecek laf bulamıyorum ben yani. İnanın acizim ya. Yani bu insanı hangi cümlelerle, hangi kelimelerle tanımlayalım? Bunun tanımı yok. Tanımı olmadığı için de yani bu arkadaşımızı, benim kanaatimi söyleyeyim ben size. Ne ilaç kurtarır, ne ameliyat kurtarır, ne kemoterapi kurtarır, ne de radyoterapi kurtarır. Hiçbir şey buna fayda vermez. Onun için buna, bu insana dua etmekten başka çaremiz yok. Öyle mi? Ya Rabbi ıslah et, ya Rabbi ıslah et diye dua edeceğiz. Sık sık dua edeceğiz. Belki yani ne bileyim, hidayeti veren Rabbim yani. Belki verir diye İnşallah ümit ediyorum. Yoksa insani anlamda şu karakterde olan, şu zihniyette olan, şu davranışta olan bir insana yani televizyon ekranlarında boşver. efendim Alişan'la Hayata Gülümse programında Osman Hoca söyledi. Ben de kabul ettim, vazgeçtim. Yani bilemiyorum. Yani olabilir belki. O zaman bizden daha iyi bir insan demektir o. Ama bu insana söylenecek hiçbir sözüm yok benim ya. Böyle bir insan, evlatları arasında ayrım yapan bir insana Alişancığım benim söyleyecek sözüm yok ya. Siz birkaç kelime edin. Siz birkaç kelam edin ama gerçekten vallahi ben bu, söylemek istemiyorum yani. Yani evet. iki tane evladım var. Allah herkesin evladını bağışlasın. Yani birini birinden daha çok sevmek, birini birinden daha böyle fazla böyle onun üzerinde durmak, onu ayırt etmek falan. Hiç öyle bir şey düşünemiyorum. Ya olur. Hatta böyle düşüncelerden. Yani rahatsız olur, hasta gerçekten olur. Ona daha çok ilgi gösterirsiniz, alaka gösterirsiniz. Psikolojisi normal olmaz. İki evlat var, bir tanesi normal. Onlar başka şeyler bunlar ama başka bir şey. Normal şartlar altında. Hani fizikte bir kanun var ya, ne eşya böyle. Yapamazsın ki hocam. Allah senden demek şeyini almış. Yok, yani. Yok, tabii. Allah yardımcısı olsun. Amin. Amin kardeşim benim. Amin. Allah yardımcısı olsun. Kardeşim benim.